Selamlar, ben Enes Köroğlu. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere Google AdSense hesabınızın ana sayfasına gelen şu şekilde bir uyarı yüzünden doldurmamız gereken vergi formunu nasıl dolduracağımızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle AdSense'in bu bilgileri bizden neden istediğini bir anlayalım. Arkadaşlar, Google Amerika Birleşik Devletleri dışında herhangi bir ülkede AdSense'den para kazanan kişilerden İçerik üreticilerden vergi toplamak zorunda. İşte biz de Amerika Birleşik Devletleri dışında bir ülkede içerik ürettiğimiz için bu vergi formunu doldurup Google'a bildirmek zorundayız. Eğer biz bu bilgileri göndermezsek Google bizi Amerika'daki içerik üreticilerle bir tutacak ve haliyle oradaki vergiye tabi olacaksınız arkadaşlar. İşte bu yüzden biz Türkiye'de içerik ürettiğimiz için veya Azerbaycan'da başka bir ülkede içerik ürettiğimiz için bu vergiden muaf olacağız. Bu yüzden gönderiyoruz. Tabii ki yine bir vergi miktarı kesilecek ama neden kesilecek? Amerika'daki izlenmelerinizden %10'u kesilecek. Ve bunu yapmamız da kesinlikle bizim yararımıza neden olduğunu birazdan anlatacağım. Google AdSense hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfa kısmında bu şekilde sarı renkli bir panel var ve içerisinde ek vergi bilgileri vermeniz gerekip gerekmediğini kontrol edin şeklinde bir uyarı varsa siz de bu vergi formunu doldurmak zorundasınız. Buradan vergi bilgilerini yönet kısmına tıklayarak gidebilirsiniz. Hayır, benim AdSense hesabımda ana sayfada bir uyarı yok diyorsanız şu şekilde de bu formu doldurup doldurmayacağınızı öğrenebilirsiniz. Hemen ana sayfa kısmından ödemelere tıklarsınız ve ödemelerin en altında bulunan ayarlar panelinden ayarları yönete tıkladıktan sonra en alta indiğimizde gördüğünüz gibi doküman dili tercihinin üzerinde Amerika Birleşik Devletleri vergi bilgileri yazıyor. İşte sizin de AdSense hesabınızda bu şekilde ödemelerin ayar kısmında Amerika Birleşik Devletleri vergi bilgileri adında bir başlık varsa yine bu formu doldurmak zorundasınız. Şimdi bu uyarı kısmından vergi bilgilerini yönete tıkladıktan sonra veya ödemeler kısmından Amerika Birleşik Devletleri vergi yerine tıkladıktan sonra karşımıza şu şekilde bir sayfa çıkacak. Evet, bu sayfa Amerika Birleşik Devletleri vergi bilgileri adında. Burada bize ilk sorduğu soru hesabınızın türü nedir? Yani sizin kişisel bir hesabınız mı var? Yoksa şahıs şirketi kurduğunuz tüzel bir hesabınız mı var? Burada insanların çoğunluğunun şahıs şirketi olmadığı için kişisel olarak işaretlemesi gerekiyor. Benim de işaretlediğim şekilde, çünkü benim de herhangi bir şahıs şirketim yok. Buradan kişiseli seçiyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtiğimizde ABD vatandaşı mısınız veya Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyor musunuz diye sorduğunda hayır seçeneğini işaretliyoruz. Tabii ki Amerika'da yaşamıyorsak. Onun altında V8 vergi formu türünü seçmemizi söylüyor. Burada seçeceğimiz, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamayanların seçeceği form V8 ben formu arkadaşlar. Burada da yazıyor zaten, Amerika gerçek tüzel kişisi olmayan bireyler tarafından kullanılır diyor. Biz de Türkiye'de yaşadığımız için bu formu seçiyoruz. V8 ben formunu seçtikten sonra V8 ben formuna git'e tıklıyoruz. Ve form karşımıza geliyor. Burada bizden doldurmamız gereken 6 tane adım vermişler ve ilk adım vergi kimliği. Şahsın adı diyor. Burada Google AdSense hesabınız kime aitse onun kimlikteki isim ve soy ismini yazacaksınız arkadaşlar. Ama çok önemli bir konu var. Türkçe karakterleri kullanmayacaksınız. Mesela benim adım Enes Köroğlu. Nasıl yazacağım? Enes Koroglu şeklinde yazacağım. Adımızı yazdıktan sonra devam ediyoruz. Ticari ad veya tek ortaklı kuruluş adı diyor. Az önce doldurmuş olduğumuz kişisel ve şahıs şirketi, yani tüzel kişilik yeri vardı ya, işte orayı kişisel yapanlar, yani şahıs şirketi olmayanlar, ticari ad veya tek ortaklı kuruluş adını boş bırakacak. Eğer o kısmı kişisel değil de şahıs şirketiniz olduğu için şirket olarak işaretlediyseniz buraya şirketinizin ismini yazacaksınız. Ve devam ediyoruz. Vatandaşı olan ülke bölgeyi seçeceğiz. Türkiye'yi seçiyoruz buradan da yine. Daha sonra vergi mükellefi kimlik numarası diyor. Burada yabancı TIN ve ABD TIN diyor. Önemli kısım isteğe bağlı yazması. Buraları boş bırakabilirsiniz ama illa doldurmak isterseniz yabancı TIN kısmına kimlik numaranızı, şahıs şirketi olanların ise
şirketinin vergi numarasını buraya yazacak. Ben burayı boş bırakıyorum ve sonraki kısmına tıklıyoruz. Daha sonra bu şekilde bir sayfa geliyor karşımıza. İkinci adım olan adres kısmı. Adres kısmı da yine çok önemli. Burada adres satırı 1, 2, posta kodu, il ve ilçeyi istiyor bizden. Adres satırı 1 kısmına mahalle ve sokağınızı yazabilirsiniz. Satır 2 kısmına da apartman numaranızı, ili ve ilçeyi yazabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum, dikkat etmeniz gereken Türkçe karakterleri kullanmamanız. Üsküdar yerine Uskudar yazacaksınız. Bu şekilde. Daha sonra il ve ilçenize ait posta kodunu girdikten sonra son olarak yukarıda kalıcı ikamet adresi, bir posta kutusu veya aracı adresi ek belgeler göndermeniz gerekir kısmındaki kutucuğu işaretledikten sonra devam et butonuna basıyoruz. Ve üçüncü adımda vergi anlaşması kısmına geçiyoruz. Burada vergi anlaşması kapsamında daha düşük bir stopaj oranıyla ilgili hak talebinde mi bulunuyorsunuz diyor. Buna evet diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü ülkemiz ABD ile vergi anlaşması kapsamında olan ülkelerden. Buradan evet işaretledikten sonra alttan ülkemizi seçmemizi isteyecek ve oradan da Türkiye'yi seçtikten sonra ileri butonuna basıyoruz. Ve daha sonra gördüğünüz gibi ülkeyi Türkiye seçtikten sonra burada özel oranlar ve koşullar karşımıza geliyor. Bu kısımda da elde edilen gelirlerin stopajdan muaf olması için verilen gördüğünüz gibi maddeler var. Bunlardan üçünü yani hepsini seçip devam edeceğiz. Buradan şunu da desteklemiş oluyoruz. YouTube iş ortağı programı sayesinde Amerika'daki izlenmelerimizden elde ettiğimiz gelirlerden %10 vergi kesintisi olacak. Devam ediyoruz. Dördüncü adımda belgenin ön izlemesi var. Vergi belgeleri elimdeki mevcut bilgiler dahilinde oluşturup incelediğimi onaylıyor ve belgelerin doğru, hatasız ve eksiksiz olduğunu düşünüyorumu işaretledikten sonra sonraki kısmına tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Buradan tam yasal ad diyor. Bu bir nevi elektronik imza arkadaşlar. Buraya da yine kimlikteki İsim ve soy isminizi Türkçe karakterleri kullanmayarak yazdıktan sonra aşağıdan evet imza bölümünde belirtilen kişiyim ve bu formu kendi adıma dolduruyor işaretliyorsunuz ve ileri butonuna basıyorsunuz. Ve altıncı olan son adımda ise belirttiğiniz şahsın Amerika'da Google için herhangi bir faaliyeti gerçekleştirdi mi diyor. Hayır, orada herhangi bir fiziki faaliyet, orada herhangi bir işçi çalıştırmıyoruz. O yüzden burayı da hayır işaretliyoruz. Alttaki butonu da aktif hale getirdikten sonra durum değişikliği beyannamesi kısmından daha önce ödeme aldınız mı, almadınız mı bunu soruyor. Yani şu an bu formu doldurduğumuz AdSense hesabından daha önce bankanıza bir para yattı mı, yatmadı mı bunu işaretleyeceksiniz. Ben bunu ödeme almış olarak yaptım. Siz daha önce hiç AdSense'den para çekmediyseniz bunu ödeme almamış şeklinde işaretliyorsunuz ve göndere tıkladıktan sonra bu formu göndermiş oluyorsunuz. Formu gönderdiğinizde yine ödeme bilgileri kısmından vergi bilgilerini yönetinde bu şekilde bir durum olacak arkadaşlar. Ve burası gönderildi olarak yazacak. Daha sonra onaylanıp onaylanmadığını hem buradan kontrol edebilirsiniz hem de size mail yoluyla bilgilendirilme yapılacaktır. Şimdi hemen size ne kadar vergi kesildiğini örnek olarak göstereyim. Bizim bu formu doldurup göndermemizdeki amaç neydi? Amerika'da yaşamadığımız için toplam gelirimizin %24'ünün kesilmemesi için gönderdik arkadaşlar. Bundan sonra ne olacak? Sadece Amerika'daki izlenmelerimizden %10 oranında bir kesinti olacak. Zaten şu şekilde göstermek istiyorum. Hemen sizlere bu olayı bu kadar büyütmememiz gerektiğini gösteriyorum. Bakın bu istatistikler benim kanalımın şu ana kadar elde etmiş olduğu görüntülenmelerin hangi ülkelerden olduğu. Ben şu ana kadar kanalımda toplam 1.341.000 görüntülenme elde etmişim. Ve bunların lütfen dikkat edin sadece ve sadece 207 tanesi Amerika'dan arkadaşlar. Yani bu zaten çok düşük bir rakam. Bizim ülkemizdeki yani Türkiye'deki kanalların Amerika'dan izlenme olasılığı çok düşük bir ihtimal. Ve bu görüntülenen 207 sayısı da büyük ihtimal orada yaşayan Türklerden gelmiştir diye düşünüyorum. Ve bu 207 görüntülenmeden de şu ana kadar elde etmiş olduğum gelirlerden ne kadar vergi kesildiğini sizlere göstereyim. İşte burası benim AdSense'den aldığım ödemeler. Yani YouTube'dan aylık olarak aldığım kazançlar.
Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? 21 Şubat 2022'de hesabıma yatmış olan paradan Amerika bölüm 3 vergi stopajı yüzünden ne kadar kesilmiş? Bakın sadece ve sadece 1.02 TL. Ve yine alta baktığımızda ondan önceki aldığım parada ise yine ABD bölüm 3 vergi stopajından sadece 4 lira 70 kuruş kesilmiş arkadaşlar. Ve burada niye 4 lira 70 kuruş olduğunu da söyleyeyim. Çok büyük bir rakam banka hesabıma yattığı için. Yani çok çok büyük bir rakamda bile 5 lirayı geçmemiş bu kesinti. İşte biz bu formu gönderdiğimiz için bu kadar az kesildi. Eğer ben bu formu göndermeseydim Amerika izlenmelerimden gelen gelirden %10 değil de toplam gelirimden %24 kesilecekti. Bu konunun ciddiyetini bir anlayalım lütfen. Hemen bunu da daha detaylı bir şekilde örnekliyorum. Diyelim ki bizim YouTube'dan bu ayki gelirimiz 1000 TL. Biz formu göndermeseydik toplam gelirimizden kesilecekti %24 arkadaşlar. Yani 240 lira kesilecekti. Neden? Formu göndermediğimiz için bizi Amerika'daki vatandaş yerine koyacaktı. Ama biz orada faaliyet göstermediğimiz için bu formu doldurduk ve gönderdik. Diyelim ki bu 1000 liralık gelirden 100 liralık geliri Amerika'dan elde etmişim. Yani 100 lirayı Amerika'dan kazanmışım, 900 lirayı Türkiye'den. İşte biz bu formu gönderdiğimiz için 100 liranın da %10'unu kesecekti ve 10 TL kadar küçük bir rakam kesilmiş olacaktı. Yani bir 240 lira kesilmesi var, bir 10 lira kesilmesi var. Gerçekten arasında da dağlar var. Bu videonun gerçekten çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Siz de lütfen videoyu beğendiyseniz alttan beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.